Efendim hepinize yeni bir oda vlogundan selamlar. Hepiniz videoma kanalıma hoş geldiniz. Kankam ekipmanlardan değiştirdiklerimiz oldu. Onun dışında arka planda değişikliklerimiz oldu. Bir de bu videoda sadece bu oda değil de kanka benim bir tane depom var karşıda. Bu zamana kadar bana gelen böyle işte markalardan ürünler, onun dışında eski ekipmanların falan, oraya da böyle bir depo savaşları tadında bir inceleme yapacağız. Umarım video hoşuna gider. Şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olursan sevinirim. O zaman başlayalım efendim. Başlayalım. Kankam bu deponun ışığından tut, göreceklerinizi tamamen hafızanızdan silin. Çünkü burası bir depo ve sesin bile yankı yapabilir. Perde bile yok ve nasıl diyeyim sana, her şey dağınık. Yani olabildiği toplu ama dağınık. O yüzden ben yorumlarda biliyorum, ulan o öyle koyulur mu, o öyle dağınık, bu nasıl dağınıklık, içim daraldı. İllaki gelecek ama lütfen sakin ol. Öncelikle buranın depo olduğunu unutma deyip şöyle bir göstereyim size. Kankam işte burada koltuklar var. Ondan sonra şurada ıvır zıvırlar var vesaire böyle. Kanka bu deponun girişi, tamam mı? Burada çok şey göstereceğim için genişliğiyle çekmek istedim size. Kanka baksana ya. Yani baksana kanka, merdiven, balkon şeyi, çantalar, koltuklar. Şunu biliyorum, bunu düzenleyeceğim. Bunun kafası buradan açık. Bütün her şeyin kablosu var kanka. Burada HDMI'dan şarj kablosuna kadar her şeyi bulabilirsin. Kutuları açmayı düşünmüyorum. İçinde çok ıvır zıvırlar var. Ondan sonra burada bir tane PlayStation 4 var, hiç açılmamış. Bunu muhtemelen satacağım. Çekilişini yapmıştım. Kazanan arkadaş yurt dışında olunca kendisine direkt bir PlayStation parası göndermek zorunda kaldım. Burada eski monitörüm var. İçerideki PlayStation Pro'nun şeyi. Ne kadar ya? Oğlum sal yayın gibi, ne yapıyorsun sen? Al kutusu. Burada eski kasalarım var kanka. Şurada diğer eski kasa. Bunlara ekstra bir gidip temizletmem, ayarlarını falan yaptırmam gerekiyor. Kanka burada telefon aksesuarları, ıvır zıvır, telefon paketi vesaire, kılıflar, cartlar, curtlar var. Oyuncu eldiveni var lan, oyuncu eldiveni kanka. Sen böyle bir icat gördün mü? Burada gamepad var mesela. Telefonu takıyorsun, şunu takıyorsun. Devam ki. Kalemler falan filan var. AirPod kutuları, kamera koruyucu. Yani burası aslında telefon, tablet, aksesuar alanı diyebiliriz. Burada pinlerin olduğu bir kutu var. Neler varmış? Discord partner, Fortnite, LoL'ün bir pini varmış. Twitch'in bir pini var. Şöyle bir Discord'un pini var. Yine bir Arcane pini geldi. Bir tane de Undercity. LoL'ün var bir tane burada. CSGO Cobblestone. Twitch'in bir pini var. Var da var işte, anasını satayım. En alta bakalım. Ulan bu nedir lo? Kanka bir ton PlayStation 4 oyunları falan filan burada kaynıyor. FIFA 14 bile var lan. Baksana neler neler. Ben aslında bayağıdır oynamadım şimdi. Kanka asıl depo bu dolabın içi. Ve orada görebildiklerine iyi bak. Kanka bak yukarıda. Bunların hepsinin kutularını ben saklıyorum. İçlerinde ne oldu bilmiyorum. Red Bull'un bir tane kutusu. LoL'ün PUBG kutusu. LoL kasaları, Arcane, PUBG Drop. Red Bull'un yine bir kasası. LoL'ün bir kasası, Wild Rift. Red Bull. Yine Riot Games'ten bir kutu. Red Bull'un bir kutusu. Amazon Prime. Yani neler neler. Bak altta TikTok bile var. Anlayacağın deli gibi gelen kutular bunlar. Ve şurayı açalım. Çok merak edersiniz diye düşünüyorum. Kanka burayı ben birazcık böldüm. Karmaşıklık söz konusu. İşte mesela bir rafı dedim ki, örnek veriyorum, şurası sadece bilgisayar ekipmanlarının olduğu yer olsun dedim. Anladın mı? Yani işte mesela bir kulaklık gibi düşün. Tamam mı? Kulaklık, mouse. Şurada yine bir kulaklık falan var. Bunda bir klavye var. Şurada yine bir kulaklık var. İşte ondan sonra buraya dedim ki ıvır zıvır. Yani şu üst iki raftaki kutular dolu demek. Aslında buradaki bütün kutular dolu. Boş kutuları sakladığım bir yer daha var. Şurada gördüğünüz arkadaşlar kutu var ya, beyaz kutu. Bu beyaz kutuda kanka kullandığım boş ekipmanların kutuları mevcut. Burada ise tamamen dolu ekipmanların olduğu ve özel kutuların olduğu yer. İşte burası ekipmanlar. Burada mesela daha çok telefon aksesuarlarıyla alakalı ıvır zıvırlar var. İşte Philips Hue'lar var mesela. Bunları daha kurmamışım. Odaya muhtemelen kuracağım bunları. HP'nin zıvırları var böyle. Bir tane kapsül projeksiyon cihazı var. İşte şunlar sarılı olanlar muhtemelen Philips Hue'nun ampulleri, patlamasın diye özel sarmışım. Burada neler var kanka? Kanka bir ton böyle gaming konsollar var. Powerbank'li, ne bu? Araba şarjı mesela, sensörlü. Powerbank'li soğutuculu gamepad'ler, PUBG'ler, cartlar, curtlar. Size gamesör'ün bir tane gamepad.
telefona falan da bağlanıyor herhalde, o bilmiyorum tam olarak. Şurada bir tane 500 in 1, aynen kanka 500 oyun vardır eminim. Ben de canı gönlüne inanıyorum. Burada bir tane İpek var, yine game. Bunlar neden var diye soracak olursanız, çoğu böyle eşantiyon bağında geldi ve kaldılar yani. Halk tarafı indiğinde kablolar falan var, daha böyle kutusu açılmamış hiç. Anker'in birkaç ürünü var burada. Travel, laptop, charger, huge power. Aynen kral. Kutusu açılmamış, daha kullanılmamış ürünlerin barındığı bir bölüm yine burası. Şurada kitaplar falan var, böyle kitapları falan var. Ne alaka? CSGO kitabı var kan. Burada gözlükleri falan barındırdığım bir çanta var. Şimdi ben buraya girersem muhtemelen devasa bitmeyecek bir video çıkar. Kutuları açıp gösterirsem eğer size ürünleri. Yorumlarda yazın. Detaylı bir inceleme depo videosu gelsin mi? Yani ne bileyim, şunları açalım, içlerinde neler var bakalım mı? Buradaki ekipmanlar detaylı olarak neler, açıp bakalım mı, inceleyelim mi? Şurada neler var? Yani işin içinden çıkamayacağımız bir video haline gelebilir. Oda vlogundan çok ayrı bir noktalara ulaşabiliriz. O yüzden burayı yorumlarda belirtin lütfen. Alt çekmecede neler var? Kanka burada da mesela oyundan gelen ıvır zıvır PUBG bandanalar falan filan var gördüğünüz üzere. Burada çantaları koymuşum. Ama yine buranın bir düzeni var, fark ettin mi? Bak mousepad'lerin olduğu bir yer. Bundan kaç tane var lan bende? Burası böyle canlar. Kankacığım odaya buradan giriş yapıyoruz. Merdivenden çıktığımız gibi ilk solda zaten. Ev vlogundan bilirsiniz. Karşımıza bizi bir tane kırmızı kanepe selamlıyor. Arka plan güzel olsun diye, çünkü çaprazlama bir açım var buraya doğru. Böyle peluşları dizdim. Burada neler var efendim söyleyeyim. Bunların hepsi TFT minişler. Bu Arkane galasına gittiğimde LoL'ün farklı bir etkinliği vardı, oradan almıştım. İşte PUBG Mobile yastıkları, Baron'u var. Red Bull'un bir tane turnuvası var. Twitch'in yastığı var. Koltuk için bel yastıkları. Şöyle de bir ışığım var, aydınlatmam var. Bu da güzel duruyor arka planda. Ondan sonra burada böyle bir tane ufak, bunu hala değerlendiremedim, ailemle olan fotoğrafım var. İşte fırfırım. Ulan özledim be. Aşkım, meleğim benim be. Kendi fotoğraflarım falan filan var böyle. Burada bir tane çizgiyle Twitch.com'dan bir tane hatıramız var. 2018. Gibi. Zaten o da ufak bir oda. Bildiğiniz üzere. Şurada bir tane susebilim var. Buraya birçok Lego yaptım. Hatta özellikle kanka şunu da hiç kaldırmıyorum buradan, biliyor musun? Yani bak, bu yedek parçaları kaybolmasın diye. Burası şöyle dağınık. Burayı bir toparlayamadım böyle. Sığdıramadım. Konsept yapamadım şuraya. Arkane'den şöyle bir hediye gelmişti zamanında. Bu manyak bir şey kanka. Çok ağır. Şöyle PlayStation lambamız var. Şurada bir tane ışığım var yine ufak. Onun dışında burada Alexa var. Şöyle bir genel size konsepti göstereyim. Şöyle L bir masam var kanka, tamam mı? 3 monitörüm var ve şu anda kullandığım bir kasam var. Sağ olsun Asus'la beraber efsane bir kasa topladık. Bilgisayar toplama videosunu izlemişseniz biliyorsunuzdur. Detaylarından bütün oyundaki FPS sistemi hepsine bakacağız, merak etmeyin. Kanka şu an DM'deyim. Sürekli herkes spamlanıyor bildiğiniz üzere. Ve bir o kadar aksiyon, bir o kadar kalabalığın döndüğü bir durum. Yani FPS'im 400-500 arasında yükseliyor. Lan bir arkalamayın be artık. Valorant'ta durumumuz gayet iyi yani. FPS'imiz atıyor. Tak, yat oğlum. Tak. 500 FPS. Ya oy! One tap gelsin. One tap'ı beğenenler videoya hemen bir like. Ne ya bu çocuk böyle? Tak. Direkt tak. Ben mi onu öldürme? Aynen 12 gün onu öldürme kaldı. Ulan bu oyunu da oynuyoruz he. Bu oyunu da oynuyoruz. Hop! Bak. Şimdi size normal GTA'dansa gayet böyle Rage MP'de çok kalabalık modlu bir sunucuda FPS testi yapmak istedim. Yani bir GTA map'inde şu anda 1300 kişi online bir şekilde oynadığını düşünün ve bu kadar karmaşık bir durumdayken bile oyunda sabit 144 FPS alıyorum. Bilerek sabitledim GTA'daki FPS'imi şu anda. Örnek veriyorum, birazcık araba hızlı sürsem de hiçbir şekilde drop vesaire olmuyor. Ekran renkleri niye böyle soracak olursanız, ben bir reshade diye bir şey kullanıyorum. Ondan kaynaklı arkadaşlar. Yani GTA'daki akıcılık bambaşka. Hiçbir şey de yok yani. Özellikle zaten çok fazla RP vesaire yapıyoruz biliyorsunuz.
Yani çok manyak bir akıcılık var burada. Gördüğünüz üzere FPS gayet akıyor gidiyor. Bugatti he. Anam anam anam. Hocam airbagler açılmadı yalnız. Bak oğlum her yerden bir adam geliyor ya. Yetersiz bakiye. Al sana yetersiz bakiye. Al sana yetersiz bakiye. Yanıma gelmiş de basıyor kafayı yiyor. Yetada da FPS böyle. Akıyor. Sonra devam edelim efendim. Şöyle çekmecemizde ne var efendim? Abi çekmece biraz karışık. Şöyle bir şey almıştım. Bunu deneriz olmadı anladın mı? İşe yarıyor mu diye. Hani bu klavye aralarına falan süpürgelik muhabbeti. Ondan sonra başka ne var burada? Burası powerbank dünyası fark ettiniz mi? Şurada kart vizitlerim falan filan var. Sakız falan filan var. Burayı böyle çok fazla detaylı kullanmıyorum. Eski telefonlar. Ne bu? Huawei bilmem ne. Altta bir tane tablet var eski. Bu ne lan? Milattan önce iPod. Abi ooo. Kullandığım gamepad arkadaşlar. Elite Controller diye geçiyor. Bilginiz olsun. Şurada göstergi cihazım var. Burada bir tane gut knife'ım var. Açmayayım şimdi kanka. YouTube'da biliyorsun hani şey zımbırtıları vardır. İhlal mihlal yeriz. Zamanında takipçilerimin yaptığı şöyle etkinliklerde hediye ettikleri CSGO bıçakları vesaire var. Tatlışın anılar bunlar. Saklanmak gerekiyor. Şurada bir tane hava temizleyicisi var. O güya havaya sirkülasyon yapıyor. Filtresini falan değişiyoruz ama işe yarıyor mu bilmiyorum. Kullananlar varsa söylesin. Şöyle bir şey aldım. Bunu yeni astım. Bu arada sihirli bir şey böyle. Duvara yapışıyor kendiliğinden. Bunun kalemi falan da var. Ben onun kalemine güvenmedim. Kendim bir tane kalem aldım. Acaba nasıl oluyor? Aylık olarak sen yazıyorsun. Mesela şuraya X yazsak. Aa silince ne oluyor? Aa bayağı da güzel siliniyor ya. Güzelmiş. Aylık planını vesaire ıvırını zıvırını çizersin buraya. Duvarda not. Yani benim böyle unutmam gereken bir ton şey oluyor normalde. İşe yarar diye düşünüyorum. Ondan sonra gelelim kanka. Asus'un yeni gönderdiği Asus ROG Claymore var arkadaşlar burada. Efsane bir klavye. Yani anlatılmaz yaşanır. Çok memnunum kendisinden şu anda. Ekstra olarak gönderdiği bir diğer mouse'umuz var. Yan olum ışıkların. Bunlar normalde kablosuz arkadaşlar. Klavye de kablosuz. Klavyeyi ben kablodan pek fazla çıkarmıyorum. Mouse'umuz da kablosuz. Kulaklığımız kablolu. Şöyle göstereyim. Muhtemelen ekranın sağına soluna tam olarak ürünün markasını, modelini falan yazarım. Zaten detayını da incelersiniz. Açıklama kısmında linkleri mevcut olur. Asus bana kanka klavyesinden mouse'una, mouse'undan kulaklığına, kulaklığından kasasına kadar efsane bir set dizdi. Onlara da şimdiden teşekkür ederim kanka. Sonra şöyle bir cihazları daha var. Oğlum var ya şu ilaç ya ilaç. Yani şu ilaç. Tabletteki videoları vesaire inanılmaz iyi çekiyorum. Acayip sorunsuz tatlı bir cihaz. Bu da Game Capture olarak geçiyor. Asus'un bana yine gönderdiği. Ondan sonra cima. Zaten monitörleri biliyorsunuz. Ulan kod göstü. Neyi bastık da çalıştırdı? Neyin kodunu aldık ya? Burada tabletim var bir tane kanka. Bu tabletten zaten videoları çekiyorum. Biliyorsunuzdur. Clash of Clans, Clash Royale bildirimleri gelmiş. Brawl Stars, Wild Rift. Oyun tabletim diyebiliriz. Şurada bir tane koku şeyim var. Böyle arada parada pıs diyor. Hoparlörlere direkt istediğim zaman amfiden geçiş sağlayabiliyorum. Bir ara kamera olarak kullandığım, daha doğrusu yayında webcam olarak kullandığım kameram burada. Kolonya, sprey kolonya. Burada ne varmış merak edersiniz siz böyle şeyleri. Kanka AirPods. Aa bunu göstereceğim, bu çok güzel bir şey. Ondan sonra parmak eldivenleri, cüzdan, sakız. Tırnak makasının burada ne işi var ya? Cımbız mımbız var, garip garip olaylar. Yani açıkçası ıvır zıvır masada toplu dursun diye. Sondan sonra cima. Burada bir tane telefon tutacağım var. Telefonumu şunlarla şarjı takıp direkt buradaki USB çoklayıcıdan. Telefonu da buraya koyuyorum. Aşağıda olduğu için zaten direkt şarjı alabiliyor. Stream decklerim var. Şu anda sadece bir tanesi yetiyor. Diğeri arkada öyle kapalı duruyor. Mikser. Direksiyonu zaten biliyorsunuz. Pedal burada. Bir de şurada bir tane ayak yaslayıcı var. O güzel oluyor. Gayet tatlı. Bir tane de minderim var böyle. Bunu ayak bayan uzatıyorum. Bu da yararlı bir ekipman. Yani çok önemli bir ihtiyaç benim için. Bilginiz olsun. Gelelim alt tarafa. Şuradan bir ışıklarımızı yakalım ya. Kanka burada ise bilgisayarım var. Buradaki kablolar böyle olmak zorunda. Çok üzgünüm. Toparlayamıyorum. Bu maksimum toparlanmış hali biliyor musunuz? Yani çok daha güzel bir görüntü yapmak isterdim size ama vallahi olmuyor kanka. Yani alt tarafta inanılmaz bir kablo hattı var. Mesela şu kablo niye burada böyle sürekli diyorsunuz değil mi? Kanka şu kablo böyle aktif olarak elde durması gerekiyor. Çünkü video çekeceğim zaman tablete direkt çat diye takıp devam ediyorum. O yüzden burada kalması gerekiyor mesela bu kablonun. Setup hazır gibi düşün. Bu cihazın da burada kalması gerekiyor. Altta şöyle bir modemim var. İki farklı internet. Arada sırada kabloları değişiyorum. PlayStation 4 var. 5'i aşağı kurdum. Arkaya hiç girmeyelim. Işıklar vesaire falan var. Ondan sonra cima şuraya göstereyim size. Kanka bak şimdi. Masanın altından böyle bir hat geçiyor. Tamam mı? Ta diğer monitördeki bağlantılar
güç müç derken böyle ana monitör kablolar buradan çıkıyor falan. Burada akım korumalı prizimiz var. Oradan da burada bağlanıyor. Hele bunun arkayı görme yani. Bunun arkayı görme. Vallahi yapabileceğimizin en iyisini yapmış bulunmaktayız efendim. Ve gelelim Asus'un belki de bana gönderdiği en iyi ekipmanlardan birine. Baba bu nedir ya? Kanka bu manyak bir şey biliyor musun? Asus'un bu koltuğu manyak bir cihaz. Yani ben hayatımda ilk defa böyle rahat bir koltuğa oturdum. Acayip rahat şu minderi özellikle size gösterdiğim. Buradaki hissiyat var ya, hani bu zamana kadar oturduğum hiçbir koltukta yok. Çok iyi yapmışlar. Özellikle şu kısımları da beraber çok iyi kavruyor direkt seni. Ondan sonra kanka şurada bir tane kontrol paneli var. Bu arkasındaki aynalı camın ışığını kontrol ediyorsun burada. İşte ritimlerini falan değiştiriyorsun. İstersen kapatıyorsun mesela. Şu an sadece tek renk yaptım. İşte yanıp yanıp sönüyor. Yanıp yanıp sönerken renk değiştiriyor. Aynadan dolayı biraz parlıyor ama kırmızı. Şu an mesela gel gitli bir şey oldu falan filan. Onu da böyle şey yapmışlar. Arkaya bir aparat koymuşlar. Powerbank'i takıyorsun kanka. Şunu şöyle kapatıyorsun. Powerbank'ten yolu. Kablosuz devam ki. Arkası çok güzel olmuş. Şunlar falan çok estetik duruyor. Bayağı sağlam. Açıkçası şu koltuğun ışığıyla benim arkadaki şu ışıklar çok güzel kombinleniyor. Sonra şurada bir şeyler var. Şunlar yine ışıklar falan filan neonlu. Bunları da kurmaya üşenmişim. Ama size şu icadı göstermem gerekiyor. Bunu, şunu kanka, şuradaki duvarı delip koyacağım. Zaten benim kamera açısı böyle. Şöyle geliyor. Arka planı ortadan kısım. Şurayı bir yere koyacağım. Bak şimdi bir şovunu izle onun. Kamerada ne kadar anlaşılıyor acaba? Az çok anlamışsındır. Kamerada belki tam olarak düzgün de gözükmüyor olabilir ama logom dönüyor. Yanarlı dönerli gifli. Böyle değişik bir icat. Hem de yazın bu sıcaklarda pervane hani serinletme babında. Anladın? Manyak işe yarıyor yani. Ama fişi çekiyorum. Sen bunu istediğin gibi kip koyabiliyorsun bu arada. O da tamamen senin inisiyatifinde kalmış. Ondan sonra bu odada göstermediğim ışıklarım var kanka. Şu iki ışık kullanıyorum. Bunları her türlü yönetebiliyorum. Gayet yeterli oluyor. Bir klima var. Klima şart tabii ufacık bir oda. Monitörü değiştirdim. 360 Hz. Gayet keyifli bir monitör. Sonra şöyle bir şey belki sorarsınız masada. Ne lan bu diye. Kanka bu böyle sinir ses atmalı. Böyle oynamalı bir şey yani. Ondan sonra kapının arkasına sakladığım şöyle... Katıldığım etkinliklerin kartları var arkadaşlar. İşte GameX, Geist, bizim üveyse bile çıkartmışız. Perdişlerin etkinliği, PUBG, Invitational, Influencer. Neler neler var kanka burada. Red Bull, İstanbul Atatürk Olimpiyatı. TwitchCon, eski nickimiz oğlum. Gamescom, diğer Influencer. Goest'i var burada. Kanka neler neler ya. Red Bull, Karabuzu. Ondan sonra burada başka ne var? Medpol Espor. Sonra... Lol'un 10. yıl kartı. Agam be, ne güzel zamanlar. Bunların hepsini böyle biriktirmişim. Bir ton kart var bunda. Efendim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım Oda Vlog'umu, yayıncı stüdyomu yeni ekipmanlarımla beraber beğenmişsinizdir. Asus ve Vatan Bilgisayar'a çok teşekkür ederim verdikleri destekleri için. Ayrıca depo savaşları tadında o depoyu incelemeli bir video istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen bunu yorumlarda belirtin kanka. Oraya girersek çünkü çıkamayız. Büyük bir kaos var orada. Böyle kutu açılım tarzı bir video olur muhtemelen. Çok da benim bilmediğim bile uzun zamandır orada belki hiç açılmamış ürünlerle bile karşılaşabiliriz efendim. Öpüyorum, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Ha bu arada odayla alakalı bir dekorasyon önerim varsa onu da yorumlara yaz.